Ya ben şimdi anlamadım. Karın çalışıyor, sen evde mi oturuyorsun? Evet abi. Şimdi bebek olduktan sonra birimizin bebeğe bakma görevini üstlenmesi gerekiyordu. Bunu da ben yaptım. Yani ev erkeği oldu. Öyle de denilebilir tabii abi. Ya niye şaşırıyorsunuz ki Haluk Bey? Yıllardır bizde de durum böyle yani. Ben çalışıyorum, Karabatak Hüseyin kahvede taş diziyor. Mert Bey'in tek farkı da kahvede taş dizmemesi. Hiç aynı şey değil Emine. Bence Mert'in yaptığı çok büyük bir fedakarlık. Çok evet, sağ ol. Evet, gerçekten çok haklısınız. Başka bir erkek olsa mesleğimi devam ettiremezdim. Hamile kaldığımda kariyerimin zirvesindeydim. Doğum yapınca da işi bırakmam gerekiyordu. Ya açıkçası bebeğimizi biz büyütmek istedik Meltem Hanım. Her anına şahit olmak istedik. Hep yanında olmak istedik. Düşünsenize ilk adımlarını atıyor, siz değil bakıcı görüyor bunu. Doğru söylüyorsun, çok iyi etmişsiniz. Çok iyi etmişsiniz. Sen evde örgü falan örmüyorsun değil mi? Haluk Allah aşkına ne örgüsü? Yok abi, örgüden anlamıyorum. Ki zaten örseydim bebek çok fazla ilgi istiyor. Çok fazla vakit ayrılması gerekiyor, yapamazdım. Bilmez miyiz? Biz de büyüttük iki tane değil mi Haluk? Ya. Benim bir arkadaşım var. Zero. Ben seni onunla tanıştırayım. Böyle birlikte günlere falan gidersiniz. Yani mükemmel bir ikili olursunuz. Ne olursunuz siz Haluk'a bakmayın, olur mu? Ne olur? Yok yok Meltem Hanım, ben artık hiç alınmıyorum böyle şeylere. Bu zaten benim artık alışkın olduğum bir tepki haline geldi. İnsanlar çok şaşırıyorlar. Ama ben hiç sorun etmiyorum, eğleniyorum ya. Süpersin. Hayır, ben böyle ne bileyim, yeni komşum, böyle hani spor muhabiri falan denince ben böyle hani kafa dengi birini bulduk falan dedim ama. Haluk. Hayır yani ne bileyim, böyle erkek adam dediğim böyle işine gider, işte eşi evde oturur, işte çocuğa bakar, böyle mutlu aile sıcaklığı öyle olur. Ve çocuk büyüyünce de hani eşi tekrar işine devam eder yani. Yok, hiç öyle bir şey yok. Bir çocuğa kadın da erkek de bakabilir. Hangisi müsaitse. Biz şu anda çok mutluyuz. Ailenin durumuna göre de değişiyor tabii. Evet, aynen katılıyorum aşkım. Ben çoktan katıldım bile. Muhteşem üçlüyü kurdunuz yani. Seni çağırıyor hayatım. İzninizle ben hemen geliyorum. Cansucuğum hadi, hiçbir şey yemiyorsun. Hadi. Altyapıdan yetişen dominant teyze işimiz var. Maçlar, kamplar, çok yoğun oluyordum, çok seyahat ediyordum. Sonra bir blog açtım. Şimdi çocuk ve ev işlerinden kalan zamanlarda orada futbolla alakalı böyle yazılar yazıyorum, yorumlar yapıyorum, kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Vakit buldukça tabii. Ya bak ne güzel hayatı paylaşmışlar, görüyor musun Haluk? Buna pek hayatı paylaşmak denmiyor, rolleri değişmek deniyor. Cansucuğum, senin işlerin nasıl gidiyor? Şöyle, bütün gün fabrikada. Böyle pas, kir falan yani. Evet, bütün gün fabrikada olduğum doğru ama kir, pas biraz abartı oldu Haluk abi. Kızım senin ne işin var böyle fabrikalarda falan? Yani gül gibi kocan var, böyle sıcacık yuvan var, çocuğun var. Yani gençliğini niye böyle fabrikalarda harcıyorsun? Aa. Bu benim hayalim de Haluk abi. Robot teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin ilk insansı robotunu biz yapacağız. Aman aman, çabuk yapın. Bir an önce yapın da bu çocuk da böyle hani bebek bakmaktan kurtulsun. O yaptığınız robot baksın bebeğe. Çocuklar, böyle şeyler Haluk'a çok uzak olduğu için sizi anlaması zor ama ben tebrik ediyorum. Sağ olun. Hayatım artık yavaş yavaş kalkalım. Bizimkinin uyanma vakti geliyor. Kahvaltı çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bir gün mutlaka bize de bekleriz. Aa evet, mutlaka. Yalnız hafta içleri Cansu işe gittiği için ben evde yalnız oluyorum. Hafta içi değil de bir pazar günü gelirseniz uzun uzun kahvaltı yaparız. Tamam, anlaştı. Sen temizlik falan yapmıyorsun değil mi? Yok. Abi yapıyorum da Cansu pek beğenmiyor, böyle köşeleri güzel alamıyorum. Takılmış. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ne ayıp bir şey.
Ne ayıp şey. Little Dominant teyze. Hı hı, anladım. Yani eminsiniz. Tutkunun yurt dışında olduğuna dair çok net bilgiler var elinizde, ha? Anladım. Anladım. Hı hı. Peki, yani yeni bir şeyler öğrendiğinizde ya da yani en ufak bir şey öğrendiğinizde beni ararsanız çok sevinirim. Tamam. Sağ olun. Meltem beni bulamaz ki. Meltem beni bulamaz ki. Tamam hadi. Ben çıkıyorum. Hadi kurumda görüşürüz. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Tamam. Tamam. Hadi uzatma Haluk. Tamam hadi bay bay. Gidiyor musunuz Meltem Hanım? Hmm, gidiyorum Emine. Minik Çetinoğlu'nun dosyasını göreceğiz. Sonra da yüz yüze tanışacağız. Ya Meltem Hanım ya ben de gelseydim keşke ya. Ay Emineciğim bir Haluk'la ben gidelim. Zaten ondan sonra hep beraber olacağız. Ay, hadi tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi rast gelsin. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz görüşürüz. Git bakalım Meltem Hanım. Bizim için hazırladığınız dosyayı görebilir miyiz? Aslında dosyayı görmemize gerek yok. Biz direkt çocuğumuzu görebiliriz. Meltem Hanım, Haluk Bey sakin olun. Dosya burada. Buyurun. Bakmayacak mısınız? Hayır, bakmayacağız. Biz evlat edinmek istediğimiz çocukla direkt görüşmek istiyoruz. Anlamadım, nasıl yani? Bizim bu dosyaya bakmamıza gerek yok ya da içindekileri okumamıza gerek yok. Ya da çocuğumuzun fotoğrafını görmemize gerek yok. Bizi direkt tanıştırın lütfen. Peki, nasıl isterseniz. Tamam, teşekkürler. Hemen gidebiliyor muyuz? Hadi gidelim. Yok, hemen olmuyor. Talebinizi ilettim. Yarın çocukla sizi tanıştırıyoruz. Saati arar haber veririz. Ha, yani bugün göremiyoruz öyle mi? Haluk Bey, yarın anca ayarlayabiliyorum görüşmeyi. Biraz daha sabırlı olun lütfen. Tamam canım, bu kadar bekledik. Azıcık daha bekleriz. Ha? Tabii canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.